Sevgili izleyiciler merhaba. Öncelikle hoş geldiniz. Eğer ki ağaçlarınızda ya da fidanlarınızda zanklanma, reçine, sakız tarzında bal renginde bir görünüm varsa doğru adrestesiniz. Muhtemelen bu reçinenin göründüğü ağacınız ya da fidanınızda kiraz, erik, kayısı, turunçgiller, armut, şeftali, badem, ceviz, gül, leylak, kara kavak, diş budak, meşe, söğüt gibi çeşitlerdir. Bunun anlamı ağaçlarınızın içerisinde bir bakteri olduğu, ağacınızı içerden yediği ve yedikçe de artık reçinelerin dışarı çıktığı anlamına gelir. Size kötü bir haberim var. Fidanınızı ya da ağacınızı ya öldürmek üzereler ya da artık eskisi gibi meyve üretme işini yapamaz hale getirmek üzereler. Değerli izleyiciler lütfen videodan çıkmayın. Çünkü tek bir ağacınızı kurtarmak ya da bir ağacınızı feda etmek yeterli değil. Diğer ağaçlarınız da tehlike altında. Bu bakteri hakkında ve hastalık hakkında bilgi verdikten sonra kitaplarda yazılanlar ve ilmi bilgiler sonuç veriyor mu? Ben kendim bu bakteriden nasıl kurtulmaya çalışıyorum ve nasıl sonuçlar alıyorum? Bizzat kendi deneyimlerimi sizlere aktaracağım. Ben birçok tür ağaç saymama rağmen aslında bunu çok kolay özetleyebiliriz. Sert çekirdekli meyvelerin ağaçlarında daha sık görülme ihtimali vardır. Öncelikle bu hastalığa yakalandırmamak ağaçlarımızı çok önemli bir husus. Nasıl ki bizler çocuklarımızı doğduğu andan itibaren aşı yaptırıyorsak ağaçlarımızı da korumak için bir takım önlemler almak zorundayız. Bin bir emekle yetiştirdiğiniz, büyüttüğünüz 5, 10, 20 ya da 30 yaşına gelmiş ağacınız yıllarca size meyve verdi. Gölgesinde dinlendiniz. Doğaya katkılarını hiç saymıyorum bile. Size yıllarca yarenlik etmiş ağacınız hastalandığında kurtarması çok zor olduğundan öncelikle onu her sene düzenli olarak hastalıklara karşı korumak için bazı işlemler yapmamız gerekiyor. Bu işlemler neydi? Birincisi Ağaçlarımıza yaprakları döküldükten sonra sonbaharda borda bulamacı atmak. İlkbaharda da yapraklar oluşmadan borda bulamacı atmak. Yaprak var iken borda bulamacı atar iseniz ağacınızı kurutma ihtimaliniz %95. Yine budama videolarında sık sık söylediğim bir husus var. Kestiğiniz yere mutlaka macun, yağlı boya, su tut gibi malzemeler sürün ya da mum sürün, bal mumu sürün. Çünkü kestiğiniz bölge yara aldığı için oradan bakteri girme ihtimali çok daha fazla olacaktır. Tıpkı hepimizin COVID-19'dan korunmak için maske takmamız gibi mutlaka yara kısımlarını, açık kısımları kapatıp, kamufle edip ağacımızın yaralarını bu şekilde korumak zorundayız. Her şey yaptınız. Yine de bu bakteri geldi. Evet rüzgarla geliyor. Bir açık yerini bulup ya da delip ağacın içerisine yerleşip orada çoğalmaya başlıyor ve ağacı içten içe yiyerek besleniyor. Reçinelerine ihtiyaç duymuyor. Ağacı yedikçe de yediği kısmı, midelerine kalan reçineleri de dışarı doğru akmaya başlıyor. Dedik ki hastalık gözlerden, çatlaklardan, yaralardan ve budama yerlerinden bitkiye girer ve kışı kanserlerin kenarlarındaki kabuk dokusunda sağlıklı gözlerde ve sistemik olarak iletim demetlerinde geçirir. Eğer ki ağaçlarınızda yoksa bu bitkiden kurtuldunuz mu? Hayır. Bakteri belirti göstermeksizin yapraklar ve çiçeklerin yüzeyinde yazın bahçede bulunan yabancı otlar veya diğer bitkilerin üzerinde epifitik olarak canlılığını devam ettirebilir. İnce dallarda ve genç sürgünlerde Enfeksiyon genellikle yaprak döküm sırasında ve kış aylarında meydana gelir. Bakteriler dallara, göz diplerinden, budama yerlerinden ve yaprak izlerinden girer. Bakteri hücreler arasında hareket eder, kabuk ve iletim demetlerine kadar ilerleyebilir. Ana dal ve gövdede soğuk kış periyodunda kanser gelişimi yavaş olup ilkbaharda kanser oluşumu hızla ilerler. Yani bu reçineleri ağaçlarınızda ilkbaharda ve yaz aylarında daha fazla görebilirsiniz. İlkbaharda kanserlerde çoğalma başlar ve yağmurlarla çiçeklere ve yapraklara yayılır. Değerli izleyiciler işte asıl sorun yaz aylarında ağacınız meyve tutmaz olur. Zaten ölmek üzere olan bir ağaçtan da meyve vermesini bekleyemezsiniz. Bazen ağaç direnir, ölmez ama yarı ölü şeklinde yaşar. Ne size meyve verir ne de ölür. Ağaç yarım yamalak hayalet gibi yıllarca bahçenizde bulunur ve diğer ağaçlara da bakteri yaymaya devam eder. Asıl konuya gelelim. Enfekteli yaprak ve çiçek gözleri ilkbaharda açılamaz. Bu gözlerin dip kısımlarında küçük kanserler oluşur. Bu gözlerden açılan olursa da yaz başlarında buradan çıkan yapraklar solgunlaşır ve kurur. Uygun koşullarda çiçekte de enfeksiyonlar görülebilir. Hastalığa yakalanan çiçekler solar, kahverengi renk alır ve dalda asılı kalır. Özellikle kayısı, erik ve kirazda yapraklarda küçük, yuvarlak veya şekilsiz, başlangıçta soluk yağ lekesi görünüşünde daha sonradan kahverengi renk alan sarı haleli lekeler oluşur. Bu lekeler sonradan kurur ve dökülür. Yapraklar saçma ile delinmiş gibi bir görünüm alır. Kanserli dalların uç kısımlarındaki yapraklar ilkbahar sonları ve yaz aylarında solgunlaşıp ölebilir. Değerli izleyiciler, Facebook gibi sosyal mecralarda bazı sayfalarda yani fidanlar ve ağaçlarla ilgili sayfalarda bu reçinelerin aktığı gözlerin kapatıldığı zaman zorunun ortadan kalkacağı gibi bir kanı var. Asla ve asla ifrazatın dışarı atılmasıyla ilgili bir önlem aldığınızda bu sorun ortadan kalkmıyor ve bakteriler ölmüyor. Siz sadece ifrazatın gelişini kapatıyorsunuz. Gözüm görmesin gibi. Ama içeride aynı başını kuma gömmüş deve kuşu gibi içeride bakteriler ağacı yemeye devam ediyor. Daha evvelki budama videolarımda söylediğim gibi budama makasınızı mutlaka dezenfekte etmelisiniz. Budama yaparken bu bakteriyi bir ağaçtan diğer ağaca geçirme ihtimaliniz %99. Başka bir konuya geleyim. Bu bakterinin 35 derece ile eksi 1 derece arasında yaşadığı bilimsel kitaplarda mevcut. Ancak ada pazarı geçen yıl eksi 12'yi gördü. Benim bu bakteriye yakalanmış bir kayısı fidanım var. 4 yaşında kendisi. İkide bir budayıp budayıp duruyorum bu bakteriden kurtarabilmek için. Bu bakteri eksi 12 derecede de ölmedi. Öncelikle bu kış çok soğuk geçti. Oh çok şükür bu bakteriden kurtulduk demiyoruz. Neden demiyoruz? Çünkü diğer fidanlarınızda her an tehlike altında rüzgar ile bu bakteri diğer ağaçlarınıza taşınıyor. Bu bakteriyi ağacımızda ya da fidanımızda gördüğümüzde neler yapmamız gerekiyor? En son zamkın bulunduğu yere bakıyoruz arkadaşlar. En son zamkın bulunduğu yerin 20 santim altını keseceğiz diyor bütün kaynaklar ama yeterli değil onu da söyleyeyim. Bunu denedim ve sonuç vermedin. En son görüldüğü yerin yarım metre altını lütfen kesin. Bu arada ağacınızı kesmekten korkmayın. Kökü sağlam olduğu için ya da 5 yaş ağaç kökü ya da 4 yaş ağaç kökü olduğu için en kısa zamanda eski halini yine bulacaktır. Peki bu ağacı kestiniz ya da kanserli dalları kestiniz yarım metre altından ne yapmanız gerekiyor? Oradan derhal uzaklaştıracaksınız. Bir çöpe atarken dahi komşunuzun ağacının altındaki çöp kovası olmamasına dikkat edin. Ya da konteyneri olmamasına dikkat edin. Çünkü onun ağacına da bulaştırmayın. Kul hakkına girersiniz. En güzeli bu dalı yakmak ya da kirece batırmak ya da hiçbir ağacın olmadığı bir yere bırakmak. Bu bakteri çok çirkin ve öldürücü bir bakteri bitkiler açısından. Bunu yakmak ya da kirece batırmak en doğrusudur. Çünkü nereye atarsanız atın otların üzerinde de yaşamaya başlayacak ve diğer ağaçlara bulaşacaktır. Eğer ki fidanınızın ya da ağacınızın dibine kadar bu reçine varsa artık ağacınızı oradan sökmek zorundasınız. Feda edeceksiniz. Çünkü arkasından başka ağaçlarınızı da götürmesin. O köküne kadar reçine ile doluysa o ağacın orada artık işi bitmiş demektir. Beyve de vermeyeceğinden, zaten yarı ölü de yaşayacağından artık orada durmasına gerek yoktur. Bu bakteriden korunmanın başka bir yöntemi de bahçede yabancı ot mücadelesinin yapılması. Ne dedik? Otların üzerinde de yaşayabiliyor. O yüzden çok fazla bahçede ot da tutmamak gereklidir. Borda bulamacı atma zamanınızda bütün fidanlarınızı ya da ağaçlarınızı borda bulamacını attınız. Bu kanser gördüğünüz ve budadığınız ağaca 5-6 kez daha fazla borda bulamacı atmalısınız ki bu ağacı bu hastalıktan kurtarabilirsiniz. Borda bulamacı haricinde bakanlık tarafından yayınlanan bitki koruma ürünleri kitabında tavsiye edilen bitki koruma ürünleri ve dozları da kullanılabilir. Sevgili izleyiciler benim ağaçlarda görülen kanser hakkında söylemek istediklerim bu kadar. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamanızı Abone olmadıysanız hala abone olmanızı ve de bildirimleri açmanızı rica ediyorum. Sağlıcakla kalın. Hayırlı günler diliyorum. Allah emeklerinizi zayi etmesin.